Metrekare'de bu bölüm Zekeriya Köy'de iç mimar Sercan Selim Karakuş'un tasarımını gerçekleştirdiği doğayla iç içe olan villaya konuk oluyoruz. 350 metrekare büyüklüğünde modern tarzda dekore edilmiş, soft tonların hakim olduğu bu villanın detaylarını Sercan Bey'den dinleyelim. Merhabalar, ben Sercan Selim Karakuş. Şu anda Zekeriya Köy'de en son bitirdiğim projenin çekiminde bulunuyoruz. Zekeriya Köy'de yaklaşık 350 metrekare oturma olan villamızdayız şu anda. Villamız 5+1 bir alandan oluşuyor. Bahçesi yaklaşık 70-80 metrekare bir yeşil alanımız var. Buranın peyzajı da aynı şekilde bize ait. İç tasarım ve peyzaj tasarımı da bize ait, biz yaptık. Salonun ön tarafında bir tane oturum kısmımız yer alıyor. Burada bahçemizin kenarlarını dekoratif taşlarla ve bitkilerle bölüp daha güzel bir alan yaratmak istedik bodur bitkilerle birlikte. Bahçemizin sağ tarafında da mutfağa daha yakın çıkış alanı olduğu için masa ve yemek alanı yer alıyor. Dilerseniz içeriye gezmeye başlayabiliriz. Şu anda konutumuzun salonunda bulunuyoruz. Bu salonu teslim aldığımızda biz müteahhit firma tarafından tamamlanmış olan parkesi, alçıpan tavanı vesairesi vardı ama ev sahiplerimizin isteğiyle birlikte biz buraya tamamen baştan bir dokunuş sağladık. Şöyle ki ev sahiplerimiz modern bir dokunuş istiyordu daha çok burada. O yüzden ve soft renkler kullandık. Kontrastları tercih ettik biraz daha da aslında. Koyu renkleri de seviyorlardı. O yüzden de TV ünitemizin bir kısmında koyu renkler kullandık. Onu açık renkle kontrast etmek istedik. Salonda çok kapatmaması açısından. Salonu oturma bölümü ve yemek bölümü olarak ikiye böldük. Şu anda oturum bölümünde bulunuyoruz. Burada biraz daha soft renkler ve kontrastlar kullandık esasında. Ev sahiplerimizin isteğiyle birlikte biraz daha rahat, modern bir kanepe kullandık açık tonlarda. Salona girdiğimizde bizi karşılayan yemek bölümü oluyor. Sonrasında oturum bölümümüz yer alıyor burada. Oturum bölümünde rahat kanepeler kullanmayı tercih ettik ev sahibimizin isteğiyle. Ve modern çizgilerde kalmayı daha çok tercih ettik. Kontrastlar kullanmayı genelde projelerimde seviyorum. Bunun yanı sıra uyumlu renkler de olmalı tabii ki. Ama kontrasta da uyumu yakalarsak evlerde güzel bir görünüş sağlayabiliyoruz o anlamda. Ev sahiplerinin benden isteği doğrultusunda modern tarzda bir iç mekan kurgulamamı istediler. Ben de ona uygun modern tarzda bir yapı kurguladım ev sahiplerimize uygun olabilecek tarzda. Kontrast renkler kullandık daha çok ve ev sahibimiz çocuklu bir ailede olduğu için yani çocukların gezeceği alanlarda yuvarlak hatlar kullanmayı tercih ettim daha çok. Ev sahibimizin benden ilk isteği geniş bir yemek masasıydı. Biz de onun bu isteğinin doğrultusunda geniş bir yemek masası kullandık. İspanyol mermer tercih ettik. Yemek masasında ve sandalyelerinde tamamında koyu renk kullanmayı tercih ettik ki çünkü zeminde meşe tonlar, açık tonlar vardı biraz da. O alanda birazcık kontrast yaratmasını istedik. TV ünitemizde de biraz daha ahşap tonları istiyorlardı ama çok göze batmasını da istemiyorduk o anlamda. Çünkü zeminde bir doğal tonlu bir parke vardı. Meşe parkemiz var. TV ünitesine bir daha koyacağımız ahşap onunla yarışmasını istemedim ve bu yüzden siyah su boyası bir ahşap tercih ettik ve yine soft tonlar onu tamamlıyor. Aynı zamanda koyu renk mermerimiz var.
içerisinde de burası fazla ışık aldığı için kimi zaman ev sahipleri bundan rahatsız oluyor, kimi zaman da görmek istiyor. O yüzden ahşap jalüzi kullanmayı tercih ediyorum genelde gün içerisinde fazla ışık alan yerlerde. Çünkü bunda istediğiniz zaman gün ışığının modunu ayarlayabiliyorsunuz, dilerseniz kısıyorsunuz. Yani bunu dimmer gibi düşünebiliriz, perdede manuel bir dimmer. O yüzden çok rahat ve keyifli oluyor ev sahipleri için de. TV ünitemizi tasarlarken böyle çok ev sahibiyle birlikte verdiğimiz karar şuydu. Çok yığıntı halde bir şeyler durmasın, bazı gizli saklama alanları olsun. Ama farklı materyallerde yan yana geldiğinde bir uyum sağlasın istedik. Bu yüzden açık kütüphane alanının arkasına ayna koydum ki biraz daha derinlik katsın ve böyle dar bir alan hissiyatı yaratmasın onları diye. Aynı zamanda onu gizli aydınlatmalarla destekledim. Daha sonrasında yanında siyah bir mermer kullanmak istedik. O soft tonların yanında bir kontrast yaratsın diye. Ve devamında da onu tamamlayan koyu renkte ahşap renklerimiz var. TV ünitemiz sol tarafında da tamamen panel gibi görünen yerlerin hepsi bir depolama alanı. Dolap hissiyatından tamamen uzak ama gizli kutuları sayesinde arkalarında bir depolama alanları var. Bunu salonlarda yeri olmayan ev sahipleri genelde daha çok tercih ediyor. Çok da kullanışlı oluyor. Bizler de daha çok tercih ediyoruz. Çünkü bir şeyler ne kadar merak uyandırırsa ve gizli kalırsa o kadar daha cezbedici olabiliyor. Bahçeye çıkış alanımızın hemen önünde iki tane berjerimiz bulunuyor. Bahçeye çıkış yönümüz burası olduğu için sağına soluna berjer koyarak ortada geçiş alanını korumak istedim. TV bölümümüzün hemen karşısında rahat bir geniş kanepemiz var. TV ünitesinin karşısında yer aldığı için orada biraz daha rahat bir şey kullanmak istedik. Şu anda üzerinde bulunduğum kanepe ev sahiplerinin bir önceki evinden getirmiş olduğu kanepeydi. Bunu salonda değerlendirdik. Çünkü diğer ürünlerle ve mobilyalarla uyum sağladı ve onlarla bir ton ve geçiş yakaladığını düşünüyorum. Salonda döşemeli kumaşlarda farklı tonlar kullanmayı tercih ettim. Çünkü biraz daha renk ve canlılık kattığını düşünüyorum ben salona ve her hangi mekandaysa. O yüzden mesela berjerlerimizde kazaya kullanmayı tercih ettik. Kanepemiz bembeyaz ama renkli bir kırlentle onu destekliyoruz. Aynı şekilde yanında bulunan küçük kanepede de kahverengi ve böyle hafif turuncuya kaçan tonları var. Onları bir araya getirerek salona canlılık katmak istedik. Salonumuzun tavan yüksekliği diğer odalara göre bir tık daha fazla olduğu için duvarlarda aslında birazcık hareket katmak istedim duvarlara. O yüzden evimizin de modern tarzına uygun olabilecek siyah leke bir çıtalama yaptım. Ortasına tablolar yerleştirdik siyah beyaz evin diğer tonlarına uyum sağlayacak şekilde. Hemen yanında yemek masasının karşısında yer alan modern bir ayna yerleştirmek istedik oraya da gizli aydınlatmaları olan. Salonumuzda da yine yer yer böyle dramatik aydınlatma, gizli aydınlatmanızı kullandık. Çünkü o ayrı bir hava katıyor ve tüm spot ışıkların verdiği hava başka oluyor tamamen salona. Dramatik onları kapattığımızda dramatik aydınlatmaların verdiği bir hava biraz daha romantik, biraz daha loş. Bunlar evin biraz daha kurgusuna göre değişiyor o anki kurgusuna göre. Oturma bölümünde bulunan sehpalarımız yine ev sahibimizin bir önceki evinden getirdiği eşyalardı. Aslında biraz daha sürdürülebilirliğe destek vermek için ben ev sahiplerinin bir önceki evinden getirdiği eşyaların rengini, belki ayağını küçük dokunuşlar yaparak onları kullanmayı tercih ediyorum genelde projemde. Hemen altında biraz daha baskın olabilecek bir tonda bir halı kullanmayı tercih ettim. Füme, gri ve beyaz tonları olan içerisinde ince ince çizgili olan bir halı kullandık orada. Müzik
Kanepemizin sağında solunda iki tane sehpa ve iki tane abajurumuz yer alıyor. Genelde abajur kullanmayı tercih ediyorum salonlarda. Çünkü dediğim gibi aydınlatmada dramatik ve loş bir ortam yaratmak hemen o anki salonun bulunan mevcut konseptini bir anda değiştirebiliyor. O yüzden abajur kullanmayı genelde tercih ediyorum. Yemek bölümümüzün sol tarafında pencerelerimiz yer alıyor. Arka tarafında da mutfağa giriş kapısı olduğu için o alanlarda kaplama ve hareketli şeyler kullanamadığımdan ötürü yemek masası üzerinde birazcık hareket katmak istedim. Onun üzerinde disk şeklinde yuvarlak avizeler kullanmayı tercih ettik orada. Perdelerimizde de sağında solunda kenar perde dediğimiz fon tüllerimizi kullandık. Burada güneş ışığını kesecek tamamen astarlı bir tül, kumaş kullanmak istemedim. O yüzden delik tül tercih ettim. Bu salonun modern yapısına da biraz daha fazla uyum sağlayacağı için bu tülleri kullanmak istedim. Sadece bahçeye çıkış bölümümüzde kenar perdelerimiz var. Çünkü tamamen arkası astarlı kapalı bir fon perdesi kullanmak istemedim. Evet, modern yapısına da daha uygun olabileceği için. Tamamen güneş ışığını da içeriye doğru geçirebilecek delikli tüllerden kullandık. Merdivenlerimiz mevcut korkulu ve rengi bu değildi. Onlara da dokunduk eve girdiğimizde. Evin mevcutuna daha klasik, torna yapıdan oluşan korkulukları vardı. Biz onları tamamen söktük. Ev sahibimizin de isteğiyle tamamen şeffaf, daha modern cam korkuluklar kullanmak istedik. Merdiven basamaklarımızın altında da gizli aydınlatmalar ekledik onlara. Yine meşe tonlarında basamaklarımızı kullandık. Gizli aydınlatmalar dediğim gibi evin tüm havasını bir anda değiştirebiliyor. Daha loş ve güzel bir ortam sağlıyor ev sahiplerine. Evin bir katında bir tane de misafir tuvaletimiz bulunuyor. Evin modern tarzını misafir tuvaletinde de kullanmayı tercih ettik. Lavabomuzun bulunduğu alanda bir tane ahşap panelimiz yer alıyor. Onu destekleyen siyah lake, küçük ufak kontrast yaratacak çıtalar. Aynı şekilde zeminde de kontrastlı bir seramik döşememiz bulunuyor, siyah beyaz. Diğer duvarlarda da duvar kağıdı kullanmayı tercih ettik. Bu biraz daha sıcak bir ortam yaratıyor ev sahiplerinin genelde kullanım açısından. Mutfağımızda da yine kontrast renkler kullanmayı tercih ettik biraz daha. Yine doğal masif tonlar kullanıp bunları antresit lake tonlarla tamamladık. Tezgahımızın üstünde açık renkli mermer kullanmayı tercih ettik. Zeminde yine biraz daha gri tonlarına gittik. Burada mutfakta yine aynı şekilde ev sahibimizin daha önce kendi evinden getirmiş olduğu bir tane yemek masası vardı. Bunu mutfak kapaklarının diğer rengiyle uyum sağlayacak şekilde rengini değiştirdik. Günlük yemek ihtiyaçlarını burada hızlıca giderebilmeleri için masayı buraya yerleştirdik. Dolaplarımızda da gizli kutular kullanmayı tercih ettik ve yanında onları tamamlayacak bir şekilde açık raflar kullandık. Mutfak tezgahının süpürgeliğini araboy kullanmayı tercih ettim. Burada da duvar rengini görmek istedim. Çünkü daha güzel bir hava yakaladığını sanıyorum ben tüm kaplamaktansa. Mutfak evimizde yine modern bir batarya ve evi kullanmayı tercih ettik. Gider yerlerini gizlemek için siyah böyle boyalı camları var. Mutfakta porselen tezgah kullanmayı tercih ettim. Porselen tezgahların genelde ısıya karşı dayanım ve çizilmeye karşı dayanım daha yüksek oluyor. Bunların süpürgeliğini yarım kullanmayı tercih ettim. Daha kaliteli bir hava yakalım düşünüyorum. Orada duvar boyasını biraz daha görmek istedik. Hemen arkamda davlumuzun sağında solunda da iki tane cam kapaklı dolabımız yer alıyor. Bu alanda da cam kapaklı dolaplarda genelde biraz daha düzen ve nizam görmeyi istediği için genelde bardak alanı olarak kullanmayı tercih ediyorum. Diğer kapalı dolaplarımızın yanında da açık raflarımız yer alıyor. Bu alanda kahve fincanlarımız ve normal yine bardaklarımızı kullanmayı tercih ediyorum ya da belki aksesuar ürünlerimiz olabilir.
Fırınlarımızın yer aldığı dolap masif tonlarında. Mutfakta tek masif tercih ettiğimiz alan bu arası. Çünkü mutfağa girdiğimizde sol tarafımızda yer alıyor ve diğer tezgah alanında biraz daha devamlılık olmasını gerektiğini düşündüğüm için genelde fırın dolaplarında ahşap renklerini kullanmayı tercih ediyorum. Bunun hemen sol tarafında ikiler dolaplarımız yer alıyor. Mutfakta büyük sandalyeler alanımızda olduğu için büyük sandalyeler kullanmak yerine biraz daha küçük minimalist tabureler kullanmayı tercih ettim. Yani iş bittikten sonra üst üste koyulabilir ya da kenara itilebilir bir şey olduğu için tabureyi kullanmayı tercih ediyorum. Mutfak kapımızda mutfaktan çıkış yönümüz hemen salon olduğu için ve içeride de dolap alanını engelleyeceği için gizli sürme kapı kullanmayı tercih ettik. Bu alanda da yine füme cam kullanmak istedim gizli sürme kapıda. Şu anda evimizin birinci katında bulunuyoruz. Bu alanda ebeveyn yatak odamız yer alıyor. Ebeveyn yatak odasını biz teslim aldığımızda mevcut halinde giyinme odasının alanı 4 duvardı. Ama biz onu açmak istedik, yatak odasına katmak istedik biraz daha alandan da kazanmak için, giyinme odasının alanını fazlalatmak için. O yüzden hem yatak odasının karşısından bir girişimiz var hem de ebeveynin hem tam karşı bölümünde bir tane girişimiz bulunuyor. Ev sahiplerimizin isteği biraz sade olmasıydı ve soft tonlar kullanmamızdı. Evin devamlılığı olması için de yine bu alanda da soft tonlar, biraz daha kontrast geçişler kullanmayı tercih ettik. Sürdürülebilirliği desteklemek için yine müşterimizin mevcut evinden getirdiği yatak karyolası vardı. Biz bunun döşeme kumaşlarını değiştirdik ve tamamen buraya uyum sağlayacak bir hale getirdik. Hemen arkasındaki duvarı da siyah beyaz soft tonlarda, yani kendi içinde kontrastlı olan ama biraz daha soft geçiş, çok renkli olmayan bir duvar kağıdı kullanmak istedik. Yine yatak odasında daha önemli olan dramatik loş aydınlatmayı kullanmak için tavanlarımızda ve panellerimizde gizli aydınlatmalar kullanmayı tercih ettik. Bunların yanında onları destekleyen duvar tavan sarkıtlarımız var, yatak başı aydınlatmalarımız. Komodinlerde de koyu renkler ve açık renkleri bir arada kullanmayı tercih ettik yine. Koyu renklerimiz bizim çünkü yatak odasında dolap kapaklarımızda yer alıyor. Onları tamamlayacak bir şekilde bir yerden yakalaması için yine siyah tonların yer aldığı, çekmecesi ve yan kapamalarının olduğu bir komodin tercih ettik. Yatak odası perdelerinde de blackout perde kullanmayı tercih ettik. Hem gün ışığının tamamen kesmesi açısından hem de mahremiyet açısından daha iyi oluyor bunlar. Ama bunları destekleyecek şekilde tül perdeler kullanmayı tercih ettik. Bu tül perdeler de günlük kullanımda blackout'u yarıya getirdiğinizde, gün ışığı içeri girdiğinde kenar perde olarak tül perdeleri kullanabiliyoruz. Yani ortadan ikiye kullanım sağlıyoruz bunlarda. Hem fon perdesi görevi görüyor, hem de gün içindeki, yani gündüz saatindeki kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. Makyaj bölümü alanında da sade ve kullanışlı bir alan yaratmayı tercih ettik. Aynanın arkasında gizli aydınlatmasının yer aldığı, ahşabımızın da yine renkli ahşap kullanarak, boyası uygulayarak renkli ahşap haline getirdiğimiz bir alanı var. Yanında 2 tane çekmecesi yer alıyor, tamamen gizli kutlu onlarda. Dolaplarımızın kapakları renkli füme cam. Işıklar kapandığında içerisinin görünümü biraz daha azalıyor. Işıklar yandığında da hem biraz daha kıyafetleri bulma açısından da, en arkadaki kaza bulma açısından biraz yardımcı oluyor ışıklar bize. Biraz da aslında orada işin havasına renk katıyor. Aynı zamanda sol tarafında da ayakkabılık ve çanta bölümümüz var. Çanta bölümü biraz daha açık kullanmayı tercih ettik orada kapaksız. Kullanım açısından biraz daha rahat olsun diye seçme açısından da. Orada leke bir yüzey kullanmayı tercih ettik. Dolapların içi ahşap kaplama. Buranın devamında bir boy aynası yer alıyor. Giyinme odasından çıkışta ebeveyn banyonun girişinin hemen tam karşısında. Orada da müşterimize kullanım açısından bir rahatlık olması için o aradaki küçük geçiş verdik esasında. Asıl niyetimiz oydu.
Giyinme odasının giriş çıkış alanlarında lake paneller kullanmayı tercih ettim. Hem dolap yanlarının kapaması için hem de orada bir kapı kasası kullanmak yerine dolap yanlarıyla böyle daha şık görüntü katmak için onu kullanmayı tercih ettim. Yatak odasına giriş koridorunda da siyah beyaz duvar kağıdını tamamlayacak tablolar kullanmak istedim. Çünkü o alandaki duvarları biraz daha canlandırmak gerekiyordu. Bu tablolar da o ihtiyacımıza tamamen cevap verdi. Bizim teslim aldığımızda bu ebeveyn banyosu bir kısmı aslında misafir banyosuydu, bir kısmı da ebeveyn banyosuydu. Biz o alandaki duvarı tamamen kaldırarak bir alanın vestiyer alanı yarattık. Diğer kalan alanını da ebeveyn banyosunu büyütmek için kullandık. Ama hem gün ışığının içeriye girmesini de istedik. Bu yüzden duşun içinden yatak odasına bakan bir tane pencere oluşturmak istedik. Bunu da ahşap jölizi kullanarak destekledik. Ebeveyn banyomuzda da yine açık renkte mermerler kullanmayı tercih ettik. Zeminde gri renk bir seramik döşememiz var. Ama bunun bir şekilde sıcak katmamız gerekliydi ve bu yüzden de meşe tonlarında paneller ve dolap kullanmayı tercih ettik. Dolaplarımıza baktığımızda da gizli, kulpsuz, basaç mekanizmalı çalışan bir depolama alanımız bulunuyor. Ebeveyn banyomuzda da alan çok küçük olduğu için küvet kullanamadık ama küvet şıklığında da bir duş alanı yaratmamız lazımdı. Bu yüzden ahşap panelimizin arkasında yer alan bir tane duvar ördük ve onun yanına da yere kadar devam eden cam bir kapımızı koyduk. Bir üst katımızda da misafir yatak odası ile çocuk odamız yer alıyor. Çocuk odamızın kendi içerisinde de bir misafir banyosu alanı yarattık. Mevcutta yine teslim aldığımızda çocuk odamızın bir banyosu yoktu. Misafir yatak odasının banyosu vardı. Biz bu alanları yarı yarıya kullanarak bölerek kendimize bir çocuk banyosu alanı çıkartmak istedik. Çocuk odamızın da yine aynı şekilde doğaya bakan bir küçük teras alanı var. Orası eğimli çatı geldiği için yine orada da depolama alanları ve dolap yaratmamız gerekliydi kendimize. Orada teras çıkışında hemen evin çocuğu için bir çalışma alanı ve yatağını o alanda konumlandırdık. Çocuk odasında yatağın tam karşısında da bir giyinme dolabı yer alıyor. Onun hemen yanında da tamamen eğimli gelen, bizim dolap için kullanımına ergonomik olmayan bir alanımız vardı. Biz onu oturma ve oyun alanı yaratmayı tercih ettik. Orada çocuklar için ve arkadaşları için geldiğinde oynayabileceği bir alan yaratmayı tercih ettik. Çocuk odasında biraz daha sade, ileriye dönük tonlar kullanmayı tercih ettik. Çünkü çocuklar hızla büyüyor ve kararları, istekleri değişiyor. 5 yaşında bir anda böyle çok renkli bir oda isterken 7-8 yaşına geldiğinde onlardan sıkılabiliyor. Biz o yüzden biraz daha ileriye dönük tonlar kullanmayı tercih ettik. Orada da açık soft tonlar ama küçük dokunuşlarla belki ileride canı sıkıldığında onlara o büyümüş hissiyatını verecek ortamı yaratmaya açık alanlar tasarlamayı tercih ettim. Dolap kapaklarımızın yarısında masif tonlar kullandık. Diğer kalan tonlarında da açık lake kullanmayı tercih ettik. Çocuk yatağı da yine ev sahiplerinin bir önceki evinden gelen karyolasıydı. Biz onun renk tonlarını değiştirerek yeni eve uyum sağlayabilecek tonları kullanmayı tercih ettik. Çalışma masasında da tamamen o çocuk çalışırken o depresif hissiyatı vermemek için masif tonların ve lake tonların biraz daha açık kullanmayı tercih ettik ve bu yüzden de cam kenarına konumlandırdık onu. Çocuk banyosunda da küçük bir alanımız vardı. Burada da mozaik desenli ama açık renkleri kullanmayı tercih ettik. Duş alanımızda da gizli aydınlatmanın yer aldığı bir tane şampuanlık niş alanı kullandık. Burada da tavan yüksekliğimiz çatı katı olduğu için oldukça yüksekti. O yüzden seramikleri yarıya kadar döşeyerek o yüzden duş alanını camdan oluşturduk.
Zekeriyaköy'de tasarladığımız evin genel hatları ve tasarım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizlere de bir fikir verebilmişimdir. Hoşça kalın.